Kahramanmaraşlı merkezlerde birçok bina yıkıldı ve birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Aydın'da riskli bölge olarak görünüyor. Peki Aydınlılar bunun önlemini aldılar mı? Aydınlılar binalarının dayanıklı olduğunu düşünüyorlar mı? Ya da herhangi bir test yaptırmayı düşünüyorlar mı? Aydın halkına sorduk. Hiç düşünmüyorsun kızım, sorma sen benim evim bu dedin, hükümetin dibinde müstakil evdin, sattım gittim Çin'e ya. Odan aldım şimdi, güzel bir apartman aldım ama Allah selamet versin gari. Ne sordum ne izledim, ev güzel mi güzel. Dayanıklılık testi yaptırmayı düşünüyor musun? Hiçbir şey bilmiyorum ki, herkes yaptırsa ben de yaptırırım. 8 kişi oturuyoruz, altımız dükkan ama inşallah bilmiyorum, ben hiç güvenemiyorum. O adam yaptığını hiç güvenemiyorum. Yani bugün yıkılsa hep başımıza dökülür, doğru. Peki bunun için bir test yaptırmayı düşünüyor musun? Test yapmayı düşünüyoruz ama nasıl düşünüyoruz? Para olacak bakın, mendize çok para istiyorlar. Bugün imarafı verdi. Boşuna imarafı aldık. 15 milyar para verdim. İmarafı ne olacak? Adam hiç gelip bakmadan yazdı çizdi verdi bize. Biz ne olacak şimdi, yıkılır gider. Şimdi böyle yaşıyorum, Çeşitepe'de yaşıyorum. Çeşitepe'de yaşıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Oturduğun binanın dayanıklı olduğunu düşünüyor musun? Güvenli olmadığını düşünüyorum. Kiradayım ben. Güvenli değilim. Oturduğun binanın dayanıklı olduğunu düşünüyor musun? Vallahi ben yeni aldım, ne bileyim dayanıklı olduğuna. Köyden geldim buraya. Peki bir denetim yaptıracak mısın, test edecek misin binanın dayanıklılığını? Yani 4 katlı bina bu. 4 kişi 4 tane oturuyor. Hepsi bir birlik olursa olur. Vallahi inanıyoruz ama bilemiyoruz ki neticesi ne olur. Peki herhangi bir test yaptırmayı düşünüyor musun evde kızım, 45 senelik ev. Nesini kim yaptıracak? Kim yaptırırsın? Biz en azından müteahhidi zamanında tanıdığımız bir insan, sağlam yaptığını inandığımız bir insan, onun için aldık. Ama netice ne olur Allah korusun, onu bilemeyiz ya. Vallahi ben yeni taşındım daha. Tepecik Bulvarı'nda oturuyorum. Evler o kadar hızlı oluyor ki. Çok iyi olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum ki yine de. Çok telaşlıyım. Test yaptırmayı düşünüyor musun dayanıklılık testi açısından? Karşımızda mimar var. Kendi mimar o binayı yapmış. Bana sağlıklı olduğunu düşündü. Kendisi zaten mimar olduğu için orada oturuyorum dedi. Herkes bana güven sağladı ama bilmiyorum, 108 dairelik bir binada oturuyorum. Oturduğun binanın dayanıklı olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsun? 25-30 sene oldu yapmışız. Depreme dayanıksızdır bu. Hani güvenmiyoruz binana. Peki herhangi bir test yaptırmayı düşünüyor musun dayanıklılık açısından? Hani test gelecek mi, gelsinler. Uvemir'de oturuyoruz. Vallahi 20 yıllık falan bir binada oturuyorum. Daire aldım oradan. Emekliyim kendim Diyanet'ten. Pek düşünmüyorum. Yeni olmasına rağmen şimdiki müteahhitlerin çalma durumundan dolayı demir, beton, o bu falan şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Yani peki herhangi bir test yaptırmayı düşündün mü? Vallahi olsa yaptırırım ama bir benim şeyle olması mümkün değil, bilmiyorum. Şöyle toplu 5-10 kişi olsa yaptırmayı düşünürüm. Bilmiyorum valla, ben kiracıyım. Galiba çok da eski değil galiba ama bilmiyorum. Bu teknik bakmadan sonra bir şey diyemem ki. Ona kim bakıyorsa bu ülke deprem ülkesi. Bakmadan lazım, bilemem.